da geldim ve büyük bir farkla seçimi aldım ve 3 dönem 5 sene, 10 sene değil 15 sene şişliği yurttaşların büyük bir desteğiyle yönettim. Bir yine notlarım dışında bir soru. Ee, bu siyasi profillerden bahsediyoruz. Sonra dönüp bugünümüze bakıyoruz. Acaba diğer ülkelerdeki gibi Amerika Birleşik Devletleri ya da e, kıta Avrupası ülkeleri gibi bizde de iktidar 4 senede bir, 5 senede bir farklı e, partilerin eline geçse, bir o gelse, bir öbürü gelse, Türkiye'deki siyasi iklim daha mı farklı olur? Şöyle, şöyle... Ya bu kadar safça e, soruyorum soruyu ki çünkü yine de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle, e, bir kere e, demokrasi anlayışını değiştirmek lazım. Siyasi partiler konunu değiştirmek lazım. Seçim sistemini değiştirmek lazım. Bakın burada... E, Burada Schröder e örnek vermek lazım. Almanya başbakanı Schröder tanıştık şeyimiz oldu. Almanya'nın Almanya başbakanıydı ve başbakanken erken seçim istediler ve bir eyalette erken seçime gitti. Kendi partisi SPD yüzde 33 aldı. Hristiyan Demokratlar da 34 aldı. Bir puanla o eyaleti kaybetti. Bir puan. Bir puan yani. Üç milletvekili de var. Dedi ki ben bu eylette bir puanla kaybettiğime göre bütün ülkede seçim istiyorum dedi ve seçimi öne aldı. Seçim oldu. Seçim oldu. Hristiyan demokratlar 36 aldı. 30 Hristiyanlar Hristiyan demokratlar 36 aldı. Sosyal demokratlar da 34 aldı. İki puan fark oldu. SPD ile Hristiyan demokratlarla Alman sosyal demokratları koalisyon orta oldu. O dedi ki şöyle Almanya'da Almanya'da başbakanlık yapan bir adam dedi parlamentonun arka sıralarında oturmaz ve SPD'nin genel başkanlarına istifa etti. Partisi koalisyonda ona rağmen istifa etti. Ondan sonra SPD'nin başına Mütteferik diye bir adam geldi. Müteferrik dolaştı. Bir sene oldu dedi ki halk beni seviyor ama politika bana göre değil. Ayrıldı. Ondan sonra Kurtbek diye bir adam geldi. İki sene o devam etti. Dedi ki evet yani ben e, genel başkanlık başka bir şey yapamadı ve ayrıldı. Ondan sonra Gabriel geldi. Gabriel geldi. Dışişleri Bakanı oldu. Sonra Esmedenin Genel Başkanı oldu. 3 sene sonra dedi ki hayır bana göre değil. Ondan sonra Martin Schulz geldi. Ee, Avrupa Birliği'nde Sosyalist Enternasyonal Grubun başkanıydı. Esmedenin Genel Başkanı oldu. O da 4 sene kaldı dedi ki başarı yok. Merkel devam ediyor bu arada ve 10 sene içerisinde SPD'den 6 tane genel başkan değişti. Sistem bunu gerektiriyor. Biraz daha devam edelim. İngiltere'de e, Boris'ten önceki başbakan e, 0-10'da 1 puanla seçimi kaybetti ve istifa etti istifa et. Yani demokrasi kültürünün Türkiye'ye gelmesi lazım. Seçim kanunu ve siyasi partiler kanunun mutlaka değişmesi lazım. Bu değişmediği süre içerisinde asla muvaffak olamazsınız. Bakın biz Türkiye Değişim Partisi'nde öyle bir çalışma yaptık ki genel başkan iki genel seçim partisini iktidara taşıyamıyorsa otomatikman görevi bırakıyor. Hı. Evet. Yani iki genel seçim ben parti iktidara taşıyamazsam görevi bırakıyorum. Nasıl bırakıyorum? Tüzüğe biz bunu yazdık. Ya aman işte gel seni millet tekrar ya. öyle bir şey yok. İki genel seçim parti miktarı taşıyamazsam ben görevi bırakacağım. Bir başka şey şu. Genel başkanı bin küsür delegenin seçmesi doğru değil. Genel başkanı partiye kayıtlı üyeleri seçmesi lazım. Bizim partimizde genel başkanı partiye kayıtlı binlerce üye seçecek. İnşallah ileride milyonlarca üyemiz olacak ve milyonlarca üye seçecek. Bir genel başkanı Türkiye'nin kaderiyle oynayacak olan genel başkanın Türkiye'nin kaderini bin kişiye bırakabilir misiniz siz? Onun için biz diyoruz ki Türkiye Değişim Partisi'nde genel başkanı delegeler seçmeyecek, genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçecek. İlçe başkanlarını delegeler seçmeyecek, ilçe başkanlarını da partiye kayıtlı üyeler seçecek. Onun için siz partinizi demokratik yaparsanız, ülkede siyasi partiler kanunu ve seçim sistemini çıkarırsanız, Herkese eşit haklar uygularsanız bunları konuşmayız. Ama şu anda siyasi partiler kalmadı. Çıkmamış vaziyette. Şu anda millete çalışanlar seçilmiyor. Genel başkana yağ çekenler milletvekili oluyor. İktida genel merkez yöneticilerine yakın olanlar belediye başkanı oluyor. Bilgi, beceri ve yeteneklere bakılmıyor. Bütün partiler hakkında söylüyorsunuz. Bütün değil partiler için hani söylüyorum ve bir şey söyleyeyim. Ankara'daki Ankara'da şu anda tek parti var. Evet. Tek parti var. Hangi parti bu? Bütün partiler aynı. Ha. Bütün partiler aynı. Bütün partiler aynı. Ankara'da